Muhteşem. Evet. Zeynep'te bir son dakika gelişmesi de var. Zeynep, onları da bir aktar bize istersen. NATO zirvesi mi toplanıyor? Evet, 24 Mart'ta olağanüstü NATO zirvesi Brüksel'de Biden katılacak. O açıklandı. Büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gidecektir. Biden bizzat mı gidiyor? Bizzat gidiyor. Brüksel'e gidiyor. Dolayısıyla bütün liderlerin yüz yüze bir NATO zirvesi olmasını bekliyorum ben. Ve ayrıca AB liderler zirvesi de var aynı tarihte. Biden bu toplantıya da katılacak. Ama ilginçtir, Türkiye'ye bu kadar insan geldi gitti. Türkiye o AB liderler zirvesine aday ülke olmasına rağmen davet edilmedi. Ukrayna konuşulacak. Nitekim buna tepki de bugün Ömer Çelik'ten geldi. Ömer Çelik çıktı ekranların gazetecilerin karşısına ve dedi ki bizi Ukrayna ile Ukrayna'yı konuşurken kendi aranızda bize almıyorsunuz. Bu olacak bir şey değil dedi. Bir tepki de var Ankara'dan. Onu da söylemek lazım. Şimdi bu arada Çek, Polonya ve Slovenya başbakanları da evet, yani bir yandan da böyle bu arabuluculuk ve destek çabaları da var bir yandan. Çek, Polonya ve Slovenya başbakanları Kiev'e gidiyor. Yarın da Polonya Cumhurbaşkanı da Ankara'ya geliyor. Bir yandan oradalar, bir yandan buradalar. Ayrıca Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya'ya gidiyor yarın. Ve öbürsü günde Kiev'e geçecek ya da aynı gün bilemiyorum, olabildiğince hızlıca Kiev'e geçecek. Bu da Türkiye'nin aslında arabulucu çabaları. Bu arada Rusya'da ne oluyor? Rusya'da da İran'la ciddi temaslar var. İran Dışişleri Bakanı Rusya'da aynı zamanda ve oradan İran Dışişleri Bakanı'nın Kiev'deki Ukrayna Dışişleri Bakanı'nı da telefonla aradığını biliyoruz. Yani herkes herkesle konuşur bir vaziyete girdi. Çok ilginç. Şimdi ben biraz daha şu savaşın gidişinden çok daha bir küresel bakmak istiyorum. Belki de Paşa'nın bıraktığı yerden devam etmek adına. Ben Amerika'ya gittiğimde Ekim ayında böyle sohbet ederken Amerikalı üst düzey bir askeri yetkiliyle, bir generalle sohbet ederken bana şunu söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu andaki askeri gücü dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir savaşı kazanacak noktada. Ama iki ayrı yerde savaşı kazanmamız mümkün değil. İki farklı savaşı. İşte ben bunu Ukrayna Savaşı'nı biraz buna bağlıyorum. Şimdi iki tane büyük güç vardı Amerika'nın karşısında. Biri Rusya, diğeri Çin. Şimdi bir tanesiyle tek başına karşı karşıya gelse onu kazanacak. Ama ikisi bir arada, iki ayrı noktada cephe çıkarsa ortaya Amerika'nın gücü bölünecek ve hakikaten o savaşı kazanamama şansı var. Ben Ukrayna Savaşı'nın da tam bu noktada devreye girdiğini düşünüyorum. Rusya'yı yıpratmak, Rusya'yı devre dışına çıkarmak için. Böylece bir dakika ama kim açtı savaşı ya? Yani savaşı ama biraz zorlandı yani son noktada. Ha, Rusya'yı zorladılar diyorsun, öyle mi? Evet, yani açtılar, önünü açtılar. Yani onun girip de kendini meşgul etmesi için Rus ordusunun Ukrayna'da işte bu kadar zayiat, bu kadar geri kaldığı hedeflenen unsurlardan, yolsuzluğa bulanmış bir zaten rejim var orada. Neden alındı biliyor musun? Resmi gerekçesine bak, bu çok ilginçtir. İstihbarat örgütünün başı, dış istihbarat örgütünün başı ve yardımcısı görevden alındı. Ev hapsine alındı hatta bir de üstüne Putin tarafından. Ve bunun gerekçesi çok ilginç. Şöyle gerekçe. Bunlar dış operasyonlar için ayrılan paraları zimmetlerine geçirmişler. Yani gerekçe bu. Asıl gerekçenin ise gerekli istihbaratı ya doğru okuyamadıkları ya doğru alamadıkları ya da paraları yedikleri için istihbaratın gelmediği. Evet. Artık onu bilmek mümkün değil ama orada bir yolsuzluğa bulanmış, işte oligarklarla yürüyen bir Rusya'da öyle bir rejim. Peki. Olduğu da gerçek. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Biraz önce bir şey söylediniz. Bugün gerçekleşen bir açıklamayla çok paralel gidiyor aslında. Şu yabancı savaşçılar konusu. Hı hı. Demografi değişiyor, onlara vatandaşlık veriliyor falan. Bugün Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi, evet, Savaş'ın açıklaması var. Hı. Çok önemli. Yani bunu da şey yapalım, Suriye Savaşı'nın bize yaptıkları açısından. Ne diyor Lütfi Savaş? Yaklaşık her iki kişiden biri Suriyeli. 6 yılda 6 çocuk yapan Suriyeli kadınlar var ve burası bak çok önemli. Önlem alınmaması halinde 12 yıl sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Suriyeli olacak. Şimdi bunu Zeynep, çok eleştiriler de geldi.
Sayın Lütfü Savaş'a. Burada programımız da açık kendisine. Eğer bağlanmak istiyorsa da bağlanabilir. Programın ilerleyen dakikalarında kendisini ağırlayabiliriz. Telefon bağlantısı da yaparız. Skype da yaparız. Bazı işte liberaller, solcular vesaireler, ya bu nasıl laf? O artık geldiyse böyle bir ırkçılık yapılabilir mi? İşte Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la kıyaslayanlar vesaire derler. Zaten kendisi de öyle başlıyor size. Diyor ki ben Tanju Özcan kadar sert konuşmayacağım ama bir şeyler söyleyeceğim diyor. Ama bir yandan da destek de var. Onu da söyleyelim. Yani Lütfü Savaş'a bir acayip bir destek de var. Bu arada yani Naim Paşa'm da Hataylı'dır zaten. Konulardan biri de bu açıklama aslında. Evet. Peki. Barış Hocam'dan da bir kısa alalım. Sonra Naim Paşa'yla tekrar devam edeceğiz. Küresel ölçekte bu izolasyon Rusya'ya karşı sonuç alıyor mu? Bir de Rusya'nın İran'la olan ilişkisini söyledi Zeynep. Çin'le de teması var ama herkes Çin'den bir türlü emin olamıyor. Hı hı. Dostlar hocam. Bir kere, yani emin olamıyor derken nasıl hareket edeceğine dair bir kanaat oluşmuyor. Bir kere 24 Şubat'tan evvel, kabaca 15-20 gün evvel Rusya lideri Putin neredeydi? Ne münasebette Çin'deydi? Olimpiyatlar gerekçesiyle. Şimdi 20 gün evvel Xi Jinping'le görüşmüş ve orada bir ikili stratejik belgeye imza atmış bir Putin'in herhalde 20 gün sonra Ukrayna'ya yapacağı bir saldırıyı, bir işgali ondan saklaması, ondan gizlemesi beklenmez. Muhtemelen 4 Şubat. Evet. 4 Şubat'ta bir araya gelmişler. Demek ki 20 gün evvel iki ülke lideri bir araya geldiklerinde kuvvetle muhtemel bu konuda gündeme gelmiştir ve Putin gerekli desteği almıştır, bu bir. İkincisi 2014 yılında Rusya Kırım'ı ilhak ettiğinde iktisadi büyüklüğü 2.6 trilyon dolar idi. Bu kadar şiddetli olmamakla beraber hemen ardından yaptırımlar devreye girdi ve bugün Rusya'nın kabaca iktisadi büyüklüğü 1.6 trilyon dolar. Yani demek ki 1 trilyon dolar kayıp var. Bu iktisadi yaptırımların kapsamı, şiddeti, derinliği Rusya'yı hırpalar mı? Evet, hırpalar. Rusya'yı sendeletir mi? Sendeletir. Peki knockout eder mi? Etmez. Neden? Şundan. Bir, Rusya İktisadi ölçekte büyük bir güçtür. Rusya'nın elinde enerji kartı vardır. Rusya'nın elinde nükleer santral yapabilme gücü vardır. Ve Rusya'nın elinde bizim S-400'lerden çok iyi bildiğimiz ileri teknoloji ihtiva eden savunma sanayisi ekipmanı ihraç etme kabiliyeti var. Dahası bu tarz yaptırımların, Ali Çınar dostumuz geçenlerde söyledi Habertürk'te, ikimizin de katıldığı bir yayından AİMV'nin, dünya tarihine bakıldığında 1100 adet toplamda yaptırım var. İrili ufaklı, kapsamlı az kapsamlı, şiddetli veya hafif. Bu 1100 yaptırımdan sadece 3'te 1 netice vermiş. Yani bu yaptırımların Kuzey Kore'ye, Küba'ya, Venezuela'ya, İran'a bile ABD'nin umduğu ölçekte, beklediği, arzuladığı ölçekte neticede etkili olmadığı düşünüldüğünde Rusya'ya, bu ülkelerle kıyaslandığında çok daha güçlü bir ekonomi olan Rusya'ya diz çöktürmez. Ve son olarak biz kendimiz bu yaptırımlardan nasıl ders çıkarmışızdır? Bugün göğsümüzü kabartan o yüz akımız olan savunma sanayisi kuruluşlarını yaparak. Bu yaptırımlar bazen yaptırıma uğrayan ülkenin krizi fırsata çevirip eksiklerini gidermesine sebep olduğu gibi sıklıkla da yaptırıma başvuran ülkenin bir süre sonra bu merak gibi dönüp onu vurmasıyla tökezlemesine de sebep olur. Yani bundan 6 ay sonra o ünlü hamburgerci gidip ABD Başkanı Joe Biden'a, arkadaş bak ben senin baskınla 145 milyonluk bir pazardan çekildim ama bu benim için iyi olmadı. Ben istihdam kaybettim. Ben para kazanamıyorum. Hayır, oradaki malın mülkü de gitti. Tabi. Şimdi Rusya bir de ona yani, o malları da el koydu. Cep telefonu şirketi gibi Joe Biden'a, arkadaş bak ben buradan çekildim ama benim boşalttığım alana geldi Çin yerleşti. Çin cep telefonu satmaya başladı. Bu benim için de iyi olmadı demeye başlarlar. Hele Avrupa'nın enerji bağımlılığına girmiyorum bile. Yani Avrupa genelinde bir %45'lik oran söz konusu. Kimi %100, kimi %90, kimi %60. Almanya'nın Rus doğalgazına bağımlılığı %56. Yani 5-6 ay sonra bu iş gelir Avrupalı sanayiciyi, Avrupalı müteşebbisi ama oligarklarla ama başkalarıyla Rusya'da ve Avrupa'da beraber iş yapan insanları da vurmaya başlar. Yani o yüzden bu yaptırımların Rusya'yı hırpalayacağı doğrudur ama Rusya'ya diz çöktüreceği beklenti hiç gerçekçi değildir. Peki zaten o firmaların derdi Ukrayna falan değil. Hayır, maliyetler çok arttı çeşitli ambargolardan dolayı, zarar etmeye başladılar. Bunu bahane ederek şu anda çıkıyorlar. Yoksa dertleri ne Ukrayna, ne değil Ukrayna'da tabii ölen çocuklar. Tamamen karlarıyla ilgili bir çekilme kararı. Başka evet, bir şey değil. ABD silah şirketleri memnun mu? Memnun.
Tabii. Hepsinin borsada ne olmuş? Değerleri katlanmış. Değerleri katlanmış. Yani 20 büyük ABD şirketinde, değil mi? Dünyanın 20 büyük şirketinin 12'si. 20 küresel silah şirketi. 12'si ABD'li. Şimdi bunların eğer kazancı katlandıysa, bunların silah pazarları büyüdüyse, bunların borsadaki değerleri zıpladıysa, bunlar bu savaşın olabildiğince uzamasından, Rusya'nın hırpalanmasından, kendi karlarının katlanmasına memnundurlar. Yani Ukrayna halkına olan olur. Peki. Şimdi bir kısa reklam.